Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. İki gündür gündemimizde, gündemde olan fotoğraf bu. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en büyük tükenmişliğinin fotoğrafıdır bu. En büyük acziyetinin fotoğrafı. Bütün televizyonlar canlı yayında. Ülkenin Cumhurbaşkanı, ki anayasaya göre tarafsızlık yemini de var. Ve Cumhurbaşkanlığı külliyesinde, sarayda partisinin eski il başkanlarını, eski milletvekillerini ve mevcut milletvekillerini bir araya getirmiş. Onlara ziyafet çekiyor, yemek ısmarlıyor. Kürsüye çıkıyor ve diyor ki, bu parti sizin evinizdir. Bu çatı altında insan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez. Bu parti dediği yer Cumhurbaşkanlığı külliyesi, hepimizin parasıyla yapılmış, Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en muhalif, onlardan en çok zulüm görmüş, en çok rahatsızlık duyan insanların dahi vergileriyle yapılmış bir yer. Ve orada kendi partisinin il başkanlarına toplantı yapacak acziyette. Şunu açıklıkla söyleyelim. Türkiye için utanıyoruz. Demokrasi için utanıyoruz. Yoksa önümüzdeki dönem iktidara talip olan bir parti olarak rakibimizin bu hallere düşmesinden çok keyifliyiz. Çünkü bunu görüp de AK Parti'de işler yolunda gidiyor diyecek kimse yok. Bu toplantıyı AK Parti genel merkezinde yapamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Paraları mı yok, bütçeleri mi yok? Ama Cumhurbaşkanımız sizi saraya bekliyor deyip, sarayda ağırlayıp, saraylarda konuşup, oralarda bir güç ve bir çekim merkezi algısı yaratmaya çalışan tükenmiş bir iktidar. Eğer buraya kadar düştülerse, buradan sonra daha ne olacak bilinmiyor. Ama Nurettin Nebati bile buranın en dip olduğunu söyleyemez. Daha bunun da dibine düşecekleri kesin. Bu kadar büyük bir acziyeti dün mecliste de elbette eleştirdik. Mevkidaşımız AK Parti'nin grup başkan vekili Sayın Bülent Duran dedi ki, sistem değişti, buna alışacaksınız. Bunun alışılacak bir tarafı yok. Bu milletin vicdanından teper. Bunun ne hukuki bir zemini var, ne ahlaki bir zemini var, ne de kanunla bunu anlatabilirsiniz. Aklı başında bir müfettiş, orada harcadığınız her kuruşun, yaktığınız her elektriğin hesabını sorar, burnunuzdan da fitil fitil getirir normal bir demokraside. Ama burası bir tek adam rejimi olduğu için alışacaksınız diyor, buna alışılmayacak. Bir kez biz şunu söyleyelim, bizim milletimize taahhüdümüz de alışmadığımız ve alışmayacağımız yönünde. Biz geldiğimizde bu işleri tamamen birbirinden ayıracağız. Cumhurbaşkanlığında oturan, elbette ki Atatürk Orman Çiftliği'nin böğrüne bir hançer gibi saplanmış kaçak sarayı kullanmayacağız. Ancak Cumhurbaşkanlığında oturan Cumhurbaşkanı orada devlet işlerini yapacak ve o Cumhurbaşkanı'nın bir partisi de olmayacak. Geçmişte varsa da rozeti çıkaracak, yemini ettiğinden beri tarafsız olacağına namusu ve şerefi üzerine ant içiyorlar. Oradan sonra namuslu ve şerefli bir cumhurbaşkanı olarak asla ve asla bir partiye aidiyeti olmayacak. Bizim milletimize taahhüdümüz budur. Ayrıca Sayın Bülent Duran'ı hatırlatalım. Diyor ki alışacaksınız. Ya biz alışmayacağız ama sizde de alışamamışlar. Bakın, Manisa milletvekilimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sayın İsmail Bilen Sanayi Komisyonu'nda ne diyor? Eskiden kanun tekliflerini, kanunları teklif ve tasarı diye iki bölümde gelirdi diyor. Malumunuz tasarılar hükümet tarafından, teklifler de milletvekili arkadaşlarımız tarafından verilirdi. Ancak yeni sistemde hükümet tarafından kanun teklif etmeyi biz maalesef kaldırdık diyor. Maalesef diyor. Niçin maalesef diyor? Şundan maalesef diyor. Çünkü bu kanun tekliflerinin hepsinin sarayda hazırlandığını, hükümet tarafından, yürütme tarafından hazırlandığını,
meclise yollandığını ve kendilerinin altına şeklen, usulen imza attıklarını ve bunun bir muazzalı işlem, anayasaya karşı muazza suçu olduğunu o da biliyor. Geçtiğimiz hafta nükleer denetleme kanununun altında imza atanların kanunun neresinden ilgisi vardı? Neresini savunabildiler? Ne yaptılar? Bir yeri hatta boş bıraktılar, orayı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle doldurttular. O yüzden bu sistemin, MHP istediği kadar bağırsın, bu sistemin çarpık, köhne, tutmamış, benimsenmemiş ve asla yürümeyen ve yürümeyecek bir sistem olduğunu artık AK Parti milletvekilleri dahi ifade ediyorlar. Hepimiz biliyoruz, bakanlar müjde veriyor. Geçen gün çıkmış Turizm Bakanı diyor ki, turizm kanunu çok güzel hazırladım, meclise yolladım. Hatta grup başkan vekillerini aradım, dediler ki kanun güzel ama siyaseten karşıyız. Vallahi yalan. Beni aradı. Kayıtları vardır, bakanlıkta kayıt tutuyorlardır. Dedim ki sayın bakan, sen bu teklif benim diyorsun da, hani dedim bu rejimde, bu sistemde bakanlar kanun teklif etmiyordu. Sen nasıl bunu diyorsun? Biri arayacaksa kanunda imzası olan arkadaş arasın deyince hakkıdık kıkıdık yapıp sonra dedik ya Özgür Bey biliyorsunuz işte falan. Ne biliyoruz işte? Muazzalı bakan. İşin gücün muazza, bir de çıkmış bir sabah programında efendim ben öbür grupları da aradım da kanun güzel dediler. Vallahi de demedik, billahi de demedik. Külliyen yalan. Dediğim şudur. Senin kanun teklif etme hakkın yok. Beni nasıl arıyorsun dedik. Diğer taraftan da ayrıca ilk teklif olarak buraya ilk gelen kanunları da Damat Albayrak tarafından Kalkınma Bankası'nın kanununu hazırladık, meclise yolluyoruz demişti. Ağustos 2018. Baştan sona bir yalan düzenin içindeyiz. Baştan sona bir yalan düzenin içindeyiz ve bunun Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP eliyle bu millete olağanüstü hal şartlarında dayatılmış, rejime kasteden bir anayasa değişikliği olduğunun aynen ve katen tescilidir bu. Daha bundan ötesi yok. Seçim kanunu bugün saat 15'ten beri görüşülecek. 15'ten sonra görüşülmeye başlanacak. Hayati Yazıcı ve Fethi Yıldız. Geçen hafta burada o muhteşem birlikteliği gülümseyerek izledik. Çıkmışlar 2 yıl sonra. Fethi Yıldız 2 yıl, yani 3 yıl önce o kanun teklifi geldiğinde o yoktu. Bir Afyon milletvekili vardı, onu da yolcu ettiler. Ama Hayati Yazıcı burada. O gün de çok inanıyordu, bugün de çok inanıyor. O gün de temsilde adalet diyordu, bugün de temsilde adalet diyor. O gün de bu sistem çarpık, bizim getireceğimiz düzeltecek diyordu. Ya Hayati Bey, insanda birazcık sıkılmak olur. Sen şu an eskiye döndürmeye çalıştığın, ittifak, önce ittifaklar arasında don't sistemi, sonra ittifak içinde don't sistemini geldin burada anlattın. Doğrusu bu dedin, temsilde adalet budur dedin, mevcut sistem bunu sağlamıyor dedin. Şimdi tam tersini söylüyorsun. Sen getirdin, kazdığın kuyuya sen düştün. O gün de sana Cumhuriyet Halk Partililer, bu yaptığınız değişiklik size fayda getirmeyecek dediniz, dediler. Ama görmedin, şimdi çıkmış aynı kararlılıkla aynı lafın tam tersini söylüyor. O günkü mevzu şuydu. Biz MHP ile ittifak olacağız. Olun hayırlısı olsun. İttifak olunca artık oyları toplayıp 2,5'dan bir tam yapar, öbür partilerden milletvekili çalarız. Nasılsa kendilerinden başkası ittifak yapamaz ya. Kanunu böyle çıkardılar. 60 gün sonra bir baktılar, dörtlü ittifak kurmuşuz. Bu sefer artık oylar bizde toplandı daha çok. Ne kadar geniş ittifak kurarsan o kadar artık oy topluyorsun. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Şimdi diyorlar ki büyük haksızlığa uğradık, biz bunu kaldıracağız. Sanki biz teklif etmiştik. Kaldırsan ne fayda, kaldırmasan ne fayda. Bugünkü ankete bakıp bir hesap yapıyor. 3 ay sonra, bu 1 yıl sonra uygulanacağı için 3 ay sonra birinci parti olmayacağını artık kendileri de görüyorlar. Ve bu işten tekrar kazdıkları kuyuya düşeceklerini bir kez daha buradan söylüyoruz. Bakın geçmişte bunu hangi parti yaptıysa yapılan ilk seçimlerde zararını gördü. Çünkü esas mesele şu. Sen milletin
zihninden çıktıysan, gönlünden düştüysen, millet seni göndermeyi kafaya koyduysa, sandık oyunlarıyla, seçim kanunu değişiklikleriyle iktidara tutunamazsın. Milletin gönlünden düşen bu meclisten de düşer. Yapılan seçimde başına gelecek, başınıza gelecek budur. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bu vakitten sonra ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür kardeş. Kabulümüzdür, getirin, her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Bir başka değişiklik, barajı %7'ye indiriyorlar. Cumhur İttifakı gururla sunar. Kenan Evren'in yakışıklı torunları. Kenan Evren %10'u getirdi. 20 yıl uygulandı, AK Parti geldi. Ne dedi? Sıfır baraj, biz barajı kaldıracağız dedi. 20 yıl Kenan Evren'in barajından istifade ettiler. Şimdi 7'ye indiriyorlar. Ne için? MHP'nin boyuna göre çıta ayırır. Seçim baraj çıtasını MHP anketlerde 6 olunca 7 olarak ayarlıyorlar. Ama bir yandan da söylüyorlar, MHP'nin bu barajı da geçemeyeceğini bildikleri için psikolojik olarak MHP AK Parti'ye muhtaç değilmiş gibi, 7'yi geçecekmiş gibi yapıyor ama bir yandan da Hayati Yasacı böyle yandan yandan söylüyor Fethi'ye karşı. Orada gördük itişleri kakışları. Ne diyor? Zaten diyor partinin biri barajı geçince öbürü de geçmiş sayılacak diyor. Yani Fethi Beylerin %6'larda, 5'lerde, 5,5'larda olduklarını cümle alem biliyor. Ama MHP AK Parti'ye muhtaç olmasın, denmesin diye 7'ymiş gibi baraj koyuyorlar oraya. MHP'nin geçebileceği kadar alçak, aşağıdaki partilerin erişemeyecek hissiyatını yaratacak kadar siyasi mühendislik hesabı. Bu da tutmaz. Biz sıfırı savunuyoruz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa 3 olsun diyoruz. Ama bu rejimde mutlaka ve mutlaka sıfır olsun. Nasıl yürütme başka türlü oluyor. Hükümet kurmak için lazım baraj diyordunuz. Hükümet kendi kendine milletin oyuyla teşkil ettiğine göre sizin rejiminizde baraja ne gerek var burada? Bir başka husus çok daha dramatik, çok daha hüzünlü. Dedim ya biraz önce tükenmekte olan bir siyasi partinin görüntüsü diye. İşte bu da vesikası. Ne yapacaklarmış? Grubu bulunan partiler seçime otomatik giriyor ya. Şunu söyleyelim, 1960'larda bir milletvekili olan parti otomatik giriyordu. Sonra grup şartı geldi. Şimdi grup şartı da yetmez diyorlar. Neymiş? CHP 15 milletvekilini demokrasi yolculuğuna yollamış. İyi Parti bu sayede seçime girmiş. Girmese miymiş? Nasıl oy aldı? %10. Bunlar diyor ki keşke bu imkan olmayaydı. 10 seçmenden birinin oyu boşa gideydi. Dışarıda kalsalardı. Bakın siz demokrasiye bakın, demokrasiye. %10 oy almış partiyi dışarıda bırakmanın hesabını kuruyorlarmış. Ama daha trajik bir durum var. Bakın elimde 411 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı. Meraklısına ...2 Ağustos 2002 tarih. Ne diyor biliyor musunuz burada? Seçimlere girecek partileri belirliyor. Örgütlenmesini tamamlamış partileri sayıyor. Tam 20 tane. Ana vatanla başlıyor, yurt partisiyle bitiyor. İçinde AK Parti yok. 41 ildeki örgütlenmesini tamamlayıp, kongresini yapıp, üstünden 6 ay geçip seçime girme yeterliliği olan partiler içinde yok. Aşağıda grubu bulunan partileri sayıyor, orada var. Sonuç olarak diyor, AK Parti grubu olduğu için seçime girebilir. Hangi seçime? 3 Kasım 2002 seçimine. Bugün kaldırmaya çalıştırdıkları madde kendilerini seçime sokan madde 3 Kasım'da. İktidara geldiklerinde eğer bu madde olmasaydı seçime giremiyorlardı, meclise giremiyorlardı. AK Parti açısından varoluşsal bir çelişki. Kendilerini var eden, iktidara taşıyan maddeyi bugün kaldırmaya çalışıyorlar. Nereden nereye?
demokrasi anlayışı olarak şuna bakın. Ve bir an için şunu düşünün. AK Parti tek başına iktidara geldiği 3 Kasım seçimleri. Tabii Sayın Devlet Bahçeli'nin mahareti büyük. Millet acı reçeteyi içmiş. Tepki yüksek. Enflasyon yeni yeni düşüyor. İyi sonuçlar alınmaya gelmeden hemen gidelim. Ecevit diyor ki siyasi intihar olur. Hayır gidelim. Kendi baraj altı, bütün koalisyon baraj altı, bütün partiler baraj altı. Burayı iki partili bir parlamentoya getirip AK Parti'ye aldığı oyun iki katı sandalye temin ederek iktidarı teslim ediyorlar. O tarihte bu maddeden giriyorlar. Sayın Bahçeli, o zamanlar daha sonra yıllarca AK Parti'ye en ağır sözleri söyledin. Madem öyle, bugünkü değişikliği o gün yapaydınız. O gün yapsalardı ne olurdu? Demokrasiye büyük darbe. AK Parti iktidara giderken seçime girme yeterliliğini elinden aldı. Bugün buna AK Parti ile MHP müştereken tenezzül ediyorlar. Bizim için bir şey yok. Ama bu varoluşsal çelişkiyi, bu kendilerini seçime sokan madde ile kavgalarını sürüklendikleri siyasi çukur açısından görmek lazım. Siyaseten dipteler, perişan haldeler. Buna tenezzül eder mi insan? Normal şartlarda AK Parti'nin bir müzesi olsa bu maddeyi çerçeveletip altın varakla süsleyip asmaları lazım. Bu madde olmayaydı, biz meclise giremiyorduk, iktidar olamıyorduk demeleri lazımken bu maddeyi yürürlükten kaldıran bir anlayışla karşı karşıyayız. Ayrıca getirdikleri teklifte çarpıcı meselelerden bir tanesi de şu. Seçim en kritik iş. Halkın verdiği oyun aynen yansıması lazım. Bu konuda 1950 seçimlerinden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İsmet İnönü'nün gayretleriyle seçimde çeşitli şüpheler, şaibeler olmasın diye yargı teminatında seçim yapıyoruz. Seçimlerin başkanı ilçede ve ilde hakimler. Ve o ilçe seçim kurulu başkanı kim olsun? En tecrübeli, en kıdemli hakim olsun. Onu değiştiriyorlar şimdi. Kim olsun? Birinci sınıfta değil, birinci sınıfa ayrılan, daha birinci sınıf olmasına 3-4 yıl var, hakimler de torbaya girsin, kura çekelim. Maksat şu, en kıdemli, en bilgili hakim bazen bunlardan korkmuyor. Çünkü emekli etmek, ihraç etmekle tehditten korkmuyor, emekliliği gelmiş olabiliyor. Ya da neler görmüş geçirmiş korkmuyor. Veya bunlara bir aidiyeti ya da bir karşıtlığı yok. Kararı kitabın ortasından, hukuk ne diyorsa o kararı veriyor. Bunlara o lazım değil ki. Bunlara ne lazım? Hani avukatken paldır küldür hakim yaptıkları AK Parti'nin eski gençlik kolları üyeleri var ya. Onlardan da ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulu başkanı yapmak istiyorlar. Bu niyet belli. Biz bu mevzunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu her platformda anlatırız da neye tenezzül ettiklerine, neye niyet ettiklerine bir bakalım, bu bir görülsün, bu acziyet ortaya çıksın diye söylüyoruz. Bunlar her yönden çırpınışlar. Sandık başındaki oyunlar, itirazlar, hepsine hazırız. Ne oldu İstanbul? Ne oldu? Seçimi iptal, orada sandıkları koruduk. 19 yıl mücadele verdik. Çatır çatır 19 gün mücadele verdik. Çatır çatır mazbatayı aldık. Geldiler seçimi YSK'dan iptal ettirdiler. Ne oldu? 60 gün sonraki seçimi biz gidip sökel alacağız diyorlardı. Ne Soylu'nun hakaretleri, tehditleri, ne Devlet Bahçeli'nin böyle Boğaz Köprüsü'nün üstünde müzikli mehter marşlı gidilleri. Mitili atmaya gittiler. 2 gün sonra vatandaş yüzlerine bakmadığı için dönüp geldiler. Neden? Çünkü vatandaş dedi ki ben bir karar verdim. Benim kararım size verilince baş tacı da şimdi mi al aşağı? Size olunca milli irade de şimdi mi kirli irade? Oyuma mundar diyorsunuz. Hadi oradan dedi. Yediler demokrasi tokatını geldiler. Fark 806 bin. Beter olacaksınız. Beter. Beter. Bu millete bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz. Vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız.
Geceleyin uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kaybedeceksiniz kardeşim. İstanbul'u kaybettiniz, Türkiye'yi kaybedeceksiniz. Bu kadar net. Uykunuzun kaçması boşa değildir. Hayati Yazıcı'nın sizden yediği fırçalar da boşa değildir. O da hak etti ama siz de hak ettiniz. Sayın Devlet Bahçeli dün çıktı grup toplantısını yaptı. Ağzına geldiğini söyledi. Geçmişte Tayyip Erdoğan'a söylüyordu. Dönüyor şimdi bize söylüyor. Küfrün, hakaretin bini bir para da umursayan kim? Bunu kafaya takan kim? Nasılsa dün küfrettiğine yarın vetiye düzmüyor musun? Dün hain dediğini bugün kahraman ilan etmiyor musun? O yüzden ne küfrün ne tehdidin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ama tutmuş efendim milletin sırtına yük demişiz Çanakkale Köprüsü, buna laf ediyor. Kardeşim köprü yapılsın, yapılacak tabii. 2022 yılında iki yaka arasında köprü olmayıp da feribotla gidip gelen kaç tane şehir kalmış da köprü yapmayacaksın? Tabii ki yapacaksın. Ama devletimizin parasından imkanıyla yapacaksın ve o köprüyü bedava yapacaksın. Tüneli bedava yapacaksın. Almanya'da transit geçen yabancılar otobanlarda gişe mi var kardeşim? Özal'ın yaptığı 7 lira, Tayyip Erdoğan'a yaptığı 77 lira. Böyle iş mi olur? Finansman modeli nasıl? Yap işlet, gelecek kuşaklara borç devret. Gelecek kuşaklara kaldıramayacakları, ödeyemeyecekleri borç devret. Sorun burada. Çanakkale Köprüsü. Çok güzel diyor, çok iyi. Köprünün kendi güzel de. Euro 4 lirayken anlaşma yapmışlar. Euro olmuş 16 lira. Bunların beceriksizlikleri yüzünden. 15 euro artı KDV'de garanti vermişler mi? Bunun üstüne 45 bin araç günde de geçecek demişler mi? Geçsin geçmesin 5 bin araç geçerse 40 bin tane bunlar ödeyecek. 10 bin araç geçerse 35 bin tane. Bunlar derken yanlış anlamayın. Bu imzayı atanlar da bu MHP'yi yönetenler de değil. Maalesef 84 milyon ödeyeceğiz bu parayı. Yıllarca ödeyeceğiz bu parayı. Vatandaş 200 liraya geçecek. Aradaki farkı yine biz ödeyeceğiz. 45 bin araç çarpı 15 euro çarpı KDV'yi milletin sırtına bindirdiler. Buna itiraz edene diyor ki bunun derdi Çanakkale Köprüsü değil, Çanakkale Savaşı. Ya Allah. Yazıklar olsun. Biraz vicdan, biraz insaf, biraz utanma. Öyle bir noktadayız ki bizim derdimiz Çanakkale Savaşı'ymış. Ya kim ne tarafta Sayın Bahçeli görmek istiyorsa Numan Kurtulmuş'a sorsun. Biz 150 yıldır karşı karşıyayız diyor. Yani Kuvayi Milliye'ye geliyoruz, yine karşımızdalar. Milli mücadele karşımızdalar. Sayın Bahçeli şimdi kimle ittifak olduğunuza bir bakarsanız siz keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir'le, onun hastalığına gidenlerle, cenazesine koşanlarla berabersiniz. O Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime diyordu. İttifak ortaklarınız kuyruk oldular cenazede. 5 bakan sadece. Hastalığına kimler gitti kimler? Kendisi de gitti, Diyanet İşleri Başkanı da gitti. Sen Fesli Deli Kadir'in tarafındasın. Biz Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal'in tarafındayız. Siz işgal donanmasına kırmızı halı serenlerle ittifak olmuşsunuz. Kendisini onların devamı gören Numan Kurtulmuş söylüyor. Onlarla ittifak kurmuşsunuz. Vallahi bizim durduğumuz yer şu. Kartal İstinbotu'nun ucunda ufuk çizgisine bakıp da geldikleri gibi giderler diyenler bu cumhuriyeti de kurdu, bizim partiyi de kurdu. Biz o taraftayız. İnsanda birazcık bu sözleri söylerken günlük siyasi mülazalardan farklı bu Çanakkale Savaşı'na CHP'liler ne diyor? Yıllardır onların karşısında olan bu siyasi akım ne diyordu diye Atatürk'ün adını anmadan Çanakkale anmaya çalışanların, Çanakkale'deki
alan başkanlığında Atatürk'süz Çanakkale anlatanların ittifak ortağının ettiği lafa bakın. Bir de Türk Tabipleri Birliği. Tutmuş tutturmuşlar TTB kapatılsın. Kardeşim TTB dediğin Türk Tabipleri Birliği. Neredeyse her ilde odası var. 101 bin doktor üyesi var. Bu doktor üyeler oy kullanırken böyle kırbaç altında oy kullanmıyor. Kendi özgür iradeleriyle bir pazar günü gidiyorlar, cumartesi kongre yapıyorlar, pazar oy vermeye gidiyorlar. Sizin gibi anayasa değişikliğinde milletvekiline güvenmeyip atmadığı pulları arkada Arzu Hanım'a da toplattırmıyorlar. Gidiyorlar, kabine girip oy veriyorlar. Kendi odalarının başkanlarını, yöneticilerini, delegelerini seçiyorlar. Onlar da gelip Ankara'da da Türk Tabipleri Birliği'ni seçiyorlar. Sen çıkar Kurt Tabipleri Birliği'ni kurmak istiyorsan çıkar milliyetçi doktorları liste yapsınlar, zaman zaman yapıyorlar. Kim kazanırsa o yönetiyor. Şimdi en demokratik şekilde seçilen 101 bin tabibin temsilcisi niye kapanıyor kardeş? O zaman AK Parti kapatılsın diyenlerden biri çıksa MHP kapatılsın diyenden ne farkın kalır? Darbeciden ne farkın kalır? Bütün siyasi partileri kafatan Kenan Evren'den ne farkın kalır? Kapatacaksa Türk Tabipleri Birliği'ni doktorlar kurdu, kapatacaksa doktorlar kapatır. Değiştirecekse doktorlar değiştirir. Hastalanınca hastaneye düştüğümüzde hepimizin derman beklediği kişilerin anamızı babamızı tedavi ederken kararlarına Allah razı olsun. Pazar günü kimi yönetecek diye seçiyorlar. Sen seçemezsin, ben orayı kapatacağım. Böyle saçmalık olmaz. Son nefesimizde hiçbirimizin yanında ittifak ortakları olmayacak. Yine bu laf söylediğimiz sağlık emekçileri olacak. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, büyüğümüzün, kendimizin hayatı bunlara emanet. İttifak ortağından aferin almak için önüne gelene saldırmanın da hiçbir iler tutar tarafı yoktur. Vedat Bilgin yeni bakanlarımızdan bakan olur olmaz hemen dili Cumhur İttifakı'nın diline uymuş. Asgari ücret tartışmaları yapılıyor diyor. Bunları anlamlı bulmuyormuş. Sayın Bakan, insanların emeğini savunmanın, alın terini savunmanın, alın terinin karşılığını talep etmenin daha anlamlı bir tartışma ne olabilir bunlardan? Bunun neresi yanlış? Bir başkası Türk İş'in Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay. Diyor ki asgari ücreti aralıktan aralığa konuşuyoruz biz. Konuştuk bitti, seneye aralığa konuşuruz. Ya böyle şey mi olur? Biz 6 ayda bir belirlensin diye kanun teklifimiz vardı. Yetmedi. 3 ayda bire düşüren yeni teklifimizi verdik biz. Neden? Çünkü asgari ücrete %47,5 zam yapıldı. Zam yapıldığı günden bugüne %32,3 enflasyon. Sadece bugün için zam 1428 lira, enflasyon 1037 lirasını yutmuş. Şu an itibariyle. Bu ayın enflasyonu açıklandığında bir senelik zam havaya gitti. Ergün Atalay, bu durumda sizin söylemeniz gereken Sayın Başkan, ey hükümet, örgütlenmeden gelen gücümle benim sendikalarıma üye olan, konfederasyonuma bağlı sendikalara üye olan emekçinin hakkı için gelin kardeşim oturalım, bu 3 ayda ortadan kalkan erimeyi, ortadan kalkan zammı telafi eden, erimeyi yerine koyan bir görüşmeyi derhal yapalım demen lazımken, seneye aralığa kadar rahatsınız diye nasıl bunlara açık çek veriyorsunuz? Olmaz başkan, olmaz. Olmaz. Hani arada böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz. Olur olmaz şeyler yapıyorsunuz. Kırıyorsunuz, döküyorsunuz bizleri ama helallik istiyorsunuz, veriyoruz. Hakkını helal et edelim kardeşim. Ama bak, burada işçi hakkını helal etmez ha. Biz hakkımızı helal etsek ne? İşçiler hakkını helal etmez. Yapmayın bunu. Sonra Haziran'da çağırırlarsa keyifle giderim demiş. Bir kere onlar çağırırsa gitmek değil, sen onları çağıracaksın. Onları Haziran'da değil, Mart'ta Nisan'da masaya çağıracaksın.
Haziran'dan öteye kaçış yolu bırakmayacaksın. Böyle bir senede bir sene bu artıştan dursun olur mu? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Vallahi Ömer Çelik bile gerekirse konuşulur diyor. Türk İş'in başkanı seneye Aralık'ta konuşuruz dememeli. Dememelisiniz. İşçiden, emekçiden aldığınız oyun, aldığınız aidatın karşılığı bu değildir. Mart ayı bittiğinde asgari ücrete yapılmış zam tükenmiş olacak. Böyle bir noktadayız. Bunu herkes görsün. Et ve süt kurumu var. Bu bir kit. Kamu iktisadi teşekkülü. CHP'nin ne yaptınız diyorlar. Dünya kadar kit yaptık. Sata sata bitiremediler. Bu öyle bir kit. Amacı ne? Kamu yararı. Ne yapıyor? Ucuza et ve süt satıyor. Zararına değil, ucuza. Ve tuttular %48 artış yaptılar. %48 et fiyatına artış. Ne yapıyorsun diyorlar. %48 zam mı olur? Açıklamaya bakın. Ucuz satıyorduk. Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatları arttırdık. Aynen. Genel müdürünün ağzından tırnak içi. Ucuz satıyorduk. Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı arttırdık. Kardeşim, siz kuyruğu kısaltacaksanız et ve süt kurumuna zam yapmayacaksınız. Dışarıdaki eti, sütü ucuzlatacaksınız ki burada kuyruk uzamasın. Kuyruk ihtiyaçtan, keyiften değil. Kuyruk kısalsın diye zam yapılır mı? Böyle bir yanlış iş olabilir mi? Bu şu demek. Mealen söylüyorum. Bakın aynen okudum, bu kadar komik bir laf. Mealen söylüyorum. Kuyruklar Tayyip Bey'in sinirlerini bozuyor. Her kuyruktan rahatsız oluyor. Çünkü 70'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı uğradığımız haksız ambargonun yarattığı kuyruklar çok diline dolamıştı. Çok istismar etmişti. CHP kuyruk demektir demişti 70'ler için. 50 yıl sonra AKP'nin kuyruk olduğunu herkes görüyor. Tayyip Bey kızıyor diye fiyatı arttırdık, kuyruğu kaldırdık diyemiyor. Çok uzun kuyruklar vardı. Onu bitirmek için zam yaptık diyor. Diğer yandan tabii ağlanacak halimize gülen ve güldüren bir bakanımız var artık, Sayın Nebati. Her lafı gaftan öte artık bir parodiye dönüşmüş durumda. Ağlanacak halimize gülüyor. Maalesef bizleri de güldürüyor. Kur korumalı mevduat. Müthiş bir formül bulmuşlardı. O gün dedik ki siz faiz arttırmıyoruz diyerek örtülü faiz veriyorsunuz. Bir kısmı bankanın sırtında yük olacak. Çoğunu da milletin sırtına vuruyorsunuz. Zenginler faize para koyacak. Faizden daha çok dolar getirdiyse aradaki farkı da garibanlar karşılayacak demiştik. İlk ödeme noktasına geldik. Dolar 11.6 idi. Ne diyordu Tayyip Erdoğan? Birkaç gün içinde 10 bandına oturacak, orada seyredecek diyordu. Doğru mu? Doğru. Bugün 14.83. Hani kurun ateşi sönmüştü? %27,41 artış var. Şimdi vatandaşımıza şunu söyleyelim. Bu %27,41'lik artışın 3.75'ini banka karşılıyor. 23.66'sını sizin sırtınızdan, sizin hazinenizden, sizin verginizden karşılanıyor. %27'lik artışın %23.66'sı vatandaşın sırtından. 3 ay önce ne dediysek o. Hadi çıksınlar, dememiştiniz desinler. 1 milyon lira para koydu. Parası olan birisi kur korumalı mevduata 3 ay önce 1 milyon koydu. Bugün 1 milyon 274 bin lira. 1 milyon lira 274 bin lira para kazandırmış. Bu 274 bin liranın 37.500 lirası bankadan, banka verecek, 236 bin lirasını biz karşılayacağız. Fakirler, yoksullar, o zenginin kurunun, o zenginin faizinin 236 bin lirasını karşılayacak. İşte
mucize formül bulduk, doları dizginledik dedikleri işin sonu. Ne dolar dizginlendi, ne de vatandaş bu yükten kurtulabildi. Türk lirasına istikrar kazandıracaktı. 4 tane şey sayıyorlardı kur korumalı mevduat için. Türk lirasına istikrar kazanacaktı. Kazanmış mı? %27,5 değer kaybetmiş. Enflasyonu düşürecekti bu yöntem. Düşmüş mü? Başladıkları gün %21'miş enflasyon. Bugün %54,44. 3. Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin hızla arttığını görecektik. O gün 117 milyarmış. Bugün 109 milyar. O da düşmüş. Hem de kur korumalı mevduat kapsamında yaklaşık 23 milyar dolar gelmiş olmasına, ihracatçıların dövizlerinin %25'ini Merkez Bankası'na satmaya zorlanan karara, reiskont kredilerinin 4 milyar dolar gelmiş olmasına, hazinenin 3 milyar dolar dışarıdan borçlanmış olmasına rağmen, bunları üst üste koysan 80 milyar artması lazım, 8 milyar lira düşmüş. Ve Nurettin Nebati, yatırımcıların kur korumalı mevduattan çıkmasına gerek olmadığını, çünkü Türk lirasının değerinin en düşük durumda olduğunu, bundan sonra inecek bir yer kalmadığını söylemiş. Gerçekten bir yandan acı adı gülümseten, bir yandan kendi halimize mi acıyalım, bir bakanın düştüğü bu hale mi acıyalım, bunu düşündüren bir tablo. 3 ay önce ne diyordu beyefendi? 10 lira 11 lira 6 kuruşken ne diyordu beyefendi? Kurdaki köpüğü aldık. Müsilajı temizledik. Bundan sonra artış beklemiyoruz. O dediğinden beri %27,5 artmış. Hani köpük gitmişti? Hani müsilaj temizlenmişti? Bugün dediğin söze nasıl güvensin? 3 ay önce sana güvenen insanlar. Ve Nebati'nin son incisi. Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk parası değer kazandı diyor. Bakın 22 Şubat tarihinden bugüne kadar Türk lirası bir ayda %7 değer kaybetti. Kazanmadı. Dünyada en çok değer kaybeden para Rus rublesi, ondan sonra Türk lirası. Ukrayna parası bile aynı sürede %1,8 değer kaybetmiş. Türk lirası %7. Nebati'ye inanırsan, araştırmazsan, sadece onun söylediklerini duyarsan bu büyük yalanla kandırılırsın. Rusya Ukrayna savaşında Türkiye parası değer kazandı diyor. Oysa %7 değer kaybetti. Dünyada en çok Rusların parası, sonra bizim paramız değer kaybediyor. Saldırı altındaki Ukrayna'da bile %1,8, bizde %7. Bu kadar açık yalanı, bu kadar göz içine baka baka kıkırdıya fıkırdıya millete atmanın artık şakayla, espriyle kaldırılır tarafı yok. Yalan gülerek atılınca ne masum oluyor, ne de insanları kandırmasının vebali üstünüzden gitmiş oluyor. Bunu da hepsi böyle bilsin. Son sözüm Haydar Akın okul müdürü, Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki öğretmenlere Osman Gazi Kaymakamlığı'ndan okul müdürü imzasıyla öğretmenlere diyor ki 22 Mart 2022 tarihi itibariyle tüm sınıflardaki oturma düzeninin erkek öğrencilerle kız öğrenciler ayrı ayrı oturacak şekilde. Bahsettiği öğrencilerin en küçüğü 9,5 yaşında, en büyüğü 13,5 yaşında. Bugün gelen yoğun toplumsal tepki yüzünden beyefendi hakkında soruşturma açmışlar. Bu iktidara oy veren ya da bu iktidara destek verenlere, oy verenlere söylüyoruz. 9,5 yaşında küçücük çocukların yan yana erkek kız oturmasında sakınca görüp onları ayrı oturtun diyecek zihniyet, o zihniyetin müdür yaptığı, o zihniyetin makbul sendikası tarafından önerilip müdür alan birisi. Buna şeklen soruşturma açıyorlar. Milletimiz gerçek soruşturmayı
AK Parti ve onun zihniyeti hakkında açmalı. Bu soruşturmanın sonucunda bunların defterini sandıkta dürmelidir. 9,5-10 yaşındaki çocukların yan yana oturmasından rahatsızlık duyup onları ayıracak kafa bu kafadır. Bu kafa 20 yıldır Türkiye'yi yönetip okula böyle bir müdür atayabiliyordu. Bugün yaptıkları şekli soruşturmanın vatandaş nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Bugüne kadar bu adamları buralara getirip bu çocukları bu kafalara emanet edenlere yazıklar olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.